için dernekler gerçekten çok güzel çalışmalar evet, yapıyor değil mi? Hatta iş arayanlar iş buluyorlar. Güzel bir şey bu. Evet. Biraz önce öğrendik. Evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi de güzel bir dernekteyiz. Evet. Çiğli Erzurumlular ve Erzurum'u sevenler Kültür ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Evet. Lokaldeyiz ama başkanımız biraz sonra gelecek galiba değil mi? Evet, bekliyoruz. Evet. Kendisini tamam, bekliyoruz. Geliyorlar mı acaba? Evet. Başkanım geldi. İşte başkanımız da geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi tanıyalım efendim. Çiğli Erzurumlar Dernek Başkanı Akın Ulusu. Hoş memnun olduk. Hoş bulduk. Memnun olduk. Efendim sizler? Dernek yönetiminden Muhittin Aygün. Muhittin Bey siz? Başkan Yardımcısı Hasan Eren. Yöneticiler burada. Evet şimdi biz bugün dernekleri geziyoruz. Dernekler çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Biliyoruz siz de güzel çalışmalar yaptığınızı. Bu konuda bilgiler almak istiyoruz derneğinizin çalışmalarıyla ilgili. Efendim öncelikle bu kültürel çalışmaları yapan, sosyal alanda hizmetler yapan derneklerimizi düşünüp bizleri ziyaret ettiğiniz için, bizlerin sesini bir nebze olsun halkımıza duyurmak için çaba gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii biz Çiğli Erzurumlar Derneği olarak 2000 yılında kurulduk. Bugüne kadar gelen yönetici arkadaşlarımız genelde toplum içerisindeki sosyal, kültürel çalışmaları hızlandırmak, gençlerimize sosyal alanlarda destek olabilmek için çalışmalar yürütüyor. Tabii biz Çiğli Erzurumlar Derneği olarak burada 20 bine yakın bir 20 bin. Evet, Çiğli'de 20 bine yakın bir nüfusa sahip olan bir derneğiz. Evet. Örfanelerimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, tanıtmak, toplumsal kaynaşmayı sağlamak için hizmetlerde bulunuyoruz. Peki, biz de bu çalışmayı Kordon TV ve Çiğli Gazetesi ile birlikte yapıyoruz. Birlikte bu çalışmayı bugün gerçekleştiriyoruz. İsterseniz daha geniş bilgi, bugün de kursunuz var galiba değil mi? Tabii biz 6 aydır bu yönetim kuruluyla birlikte beraber çalışıyoruz. Evet. Bizim şu an Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz gitar ve bağlama kursumuz var. Şu anda bu kurs o mu? Evet içeride? şu an bağlama kursumuz var. Bağlama kursumuz hafta sonu cumartesi pazar öğrencilerimize ikişer sınıf olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Şu an bağlama kursumuz var. O zaman isterseniz geçelim bir bağlama kursunu görelim. Onlar da herhalde bitirmek üzereler bitmek değil mi? Bitmek üzere, evet. Hemen bitmeden bir görelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Buyurun. Evet, giriyoruz Bülent'cim. Hadi bakalım girelim. Ooo, kursu yerlerimiz de burada. Merhaba. O kalabalıkmış başkanım. Evet, bağlama kursunda iki sınıfımız var. Evet. Bir böyle, bir bu kadar daha öğrencimiz. Başka saatlerde burada kurs görüyor. Bunun dışında iki sınıfta bizim gitar öğrencilerimiz var. Çok güzel. Gitar kursu da belirli saatlerde devam ediyor. Evet. Peki öğretmenimiz galiba. Sizi tanıyalım efendim. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü mezunuyum. 2005 mezunuyum. Üniversitenin birçok yerlerinde görev aldım. Evet. 2002 üniversite arası solo bağlamada Türkiye üçüncüsü oldum. Ve böyle Erzurumlar Derneği'nde güzel bir sınıfımla ders vermekteyim. İsminizi soyadınız bir kere. Erkan Demir. Erkan Bey, evet kutluyoruz sizi. Evet, kursiyerlerimiz şöyle tanıyalım sizi lütfen. İlkay Göbel. Siz de türküleri seviyorsunuz, bağlamayı çalın. Bağlamayı seviyorum. Evet. O yüzden ders alıyorum, öğrenmek istiyorum. Profesyonelce sürdürmek istiyor musunuz yoksa amatör bir ruhla mı? Şu anda amatör olarak. Daha peki. Sonra bilemiyorum. Peki, bir de küçük kızımız var. Sen niçin geldin buraya? Ben türküleri çok sevdiğim için, çok da sazı çok bağlandığım için çalmak istiyorum. Sazı çok seviyorsun. Kaç yaşındasın? Adın, soyadın? Adım Dilay, soyadım Özdere, 10 yaşındayım. Evet, söylüyor musun aynı zamanda? Söyleyebiliyorum. Evet. Söylüyorsun, çok güzel. Peki, sevgili arkadaşlar, sizlere biz başarılar diliyoruz. Şimdi, neler yaptınız? Kursu ne kadardan beri var bu kurs? Bir türkü seslendirebilirler mi? Ne yapabiliriz? Yaklaşık iki aydır işin nota eğitimi aldık. Ve bugün de kısmet bağlamaya daha yeni geçtik. Evet. Bağlamayı birazcık tanımaya başladık. Notaları okuyoruz. İleriki dönemlerde bir türkü seslendireceğiz. Daha bugün ilk bağlamaya geçtik. Oh, ne güzel. Tebrik ediyoruz. Sanıyorum bahar aylarında da bir konser yapacaksınız. Tabii ki de. Tabii ki de. Etkinliklerimiz olacak. Başkanımızın... Evet.
koro şeklinde de yapacağız. Çok güzel. Zaten. Biz size başarılar diliyoruz efendim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir dinleyecek miyiz? Çalacaklar mı? Dersi nasıl işliyorsunuz? Şöyle bir bakalım. Evet. Dersimizi tabii ki de notayla eğitim veriyoruz burada. İsterseniz tahtaya yazdığım şeyi notayı bir okuyalım. Buyurun. Olur mu arkadaşlar? Olur. Vuruşlarıyla değil mi? Evet. Hadi bakalım. 3-4 Do, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa. Geçti. Mi, fa, sol, do. Teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar gelsin inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Evet başkanım, kurs bitince tekrar sohbetimize devam edelim. Tamam. İçeri geçelim o zaman. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, Çiğli Erzurumlar Derneği'nde sohbetimize devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz kurslarını bitirdiler. Şu anda biz başkan ve yönetimdeki arkadaşlarla birlikteyiz. Sayın Başkanım, tebrik ederim. Çok güzel bir de kurs çalışması vardı. Biraz önce izledik. Başka neler yapıyorsunuz Erzurumlar Derneği olarak Çiğli? Çiğli Erzurumlar Derneği olarak Ramazan'dan önce toplu sünnet şöleni yaptık. İhtiyaç sahibi aile mensuplarına, mensubu çocuklarına biz toplu sünnet yaptık, şölenini yaptık. Evet. Sanatçılarıyla tam teşekküllü hastane ortamında kontrolleri ve sünnetleri. Kaç çocuk sünnet edildi? Biz bu yıl ilk olması ilk olduğu için 40 tane çocuğumuzu sünnet ettirdik. Evet. İleriki yıllarda daha da sayı arttıracağız, daha da kapsamlı bir şekilde yapacağız diyorsunuz. Evet, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız var. Bunlar nelerdir? Tabii öncelikle sosyal ve kültürel alanda çalışmaları destekleyen, sadece Erzurumlar Derneği değil, Çiğli'de bulunan tüm derneklerimizi, sosyal kuruluşlarımızı destekleyen, başta Çiğli Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok duyarlı, çok içten, bütün desteklerini bizlerden esirgemeden bize destek oluyorlar. Bizler şu an Çiğli Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gitar kursu, bağlama kursu ve halk oyunları kursu çok güzel yapıyoruz. Çok bunu da niçin yapıyoruz? Tabii ki kursiyerlerimiz sadece işte belirli yaş grubu değil, bütün yaştan yaşa mensup öğrenciler. Evet, biraz önce baktık ki çeşitli yaş gruplarında öğrencilerimiz var, kursiyerlerimiz. Öğrencilerimiz var. Tabii ki çocuklarımızı, gençlerimizi eğitim alanına sevk etmek, sosyal ve kültürel alanda çalışmalarını sağlamak için dernek olarak, tüzüğümüzün de gereği olarak biz o çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yürütüyoruz da bundan sonra daha kapsamlı çalışmalarımız olacak. Evet, sizler bu konuda ilave edeceğiniz bir şeyler var mı? Valla başkanımız söylediği gibi biz de onunla beraber eksikler varsa biz de onunla beraber tamamlamaya çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Tabii tabii. Siz de beraber. Aynı şekilde şimdi şehir yaşantısı insanları birbirinden bir şekilde ayırdığı için dernekler o ayrılan insanları bir araya getiren bir kurum ya da bir önem arz ediyor bu günümüz yaşam şartları içerisinde. Başkanımızın da dediği gibi bir şekilde bu faaliyetleri yapıp insanları bir araya getirip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dernekse. Evet. Peki böyle bir başka bir proje düşünüyor musunuz? Böyle yani planda bir şeyler var mı? Başka bir proje. Evet tabii ki hedeflerimiz aslında ileriki dönemlerde bir kültür merkezi açmak. Erzurumlar Derneği olarak. Çiğli halkına ait. Tabii ki belediyemiz, kamu kuruluşlarımız bu konuda çalışmalarını yapıyor ama ilçemiz gün geçtikçe hızla gelişiyor, hızla kalabalıklaşıyor. Bu anlamda her şeyi devletten beklemek, belediyeden beklemek doğru değil. Ne kadar yeterli olabiliyor? Bizler de katkı koymak için öncelikle bir kültür merkezi açmak. Onun içerisinde kütüphanesiyle, seminer salonuyla, misafirhanesiyle güzel bir kültür merkezi açmayı planlıyoruz. Tabii bu konuda da devlet büyüklerimizle de
belediyelerle de diyalog içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları da Çiğli'ye, Çiğli'deki gençlere kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii bunun yanında gençlerle ilgili çok önemli çalışmak istiyoruz. Evet. Gençlerimizin dünyaca sorun olan işsizlik problemi var. O konuda ne yapacaksınız? Evet, şimdi, Toyot da öyle açıklamalar yaptı bize. Toplumsal Dayanışma Derneği. Onlar da işsizlere iş buluyoruz dediler. Siz bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki biz dernek olarak işveren değiliz. Fakat şunu yapabiliyoruz. Biz devlet kurumlarıyla ve özel sektörle işsiz gençlerimizi tespit edip onlarla aracı oluyoruz. Güzel, onlara güzel iş sağlamaya çalışıyoruz. Evet, çok güzel. Çünkü hani bir söz vardır, balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmek gerekiyor. Onlara da iş konusunda böyle aracılık yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Evet, biz sizi tebrik ediyoruz bu çalışmalardan dolayı. Peki herkes üye oluyor mu, olabiliyor mu yoksa Erzurumlular mı üye olabiliyor derneğimize? Tabii derneğimizde bir hemşeri derneği değil burası. Evet. İsminden de belli olduğu gibi Erzurumlar ve Erzurum'u sevenler derneği. Yani herkes tabii üye biz olabiliyor yani. Çiğli'de bir aileyiz, halk olarak yaşıyoruz burada. Erzurumlu olup olmaması önemli değil. Bizim sosyal ve kültürel çalışmalarımıza gönül veren, katkı koyan her insan, Tokatlısı, Sivaslısı, Türkiye'nin her ilinden üyelerimiz var. Evet. Hizmetlerimizi de o yönde belirliyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan, gerçekten bu çalışmaların içerisine katılan üyelerimizle beraberiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu arada çaylarımız da geldi. Çaylarımızı içelim. Erzurumlar Derneği'nde sevgili seyirciler. Sağ olun. Evet, bir başka programı sizlerle tekrar görüşelim. Diğer etkinliklerinizi bize çağırın. Bu programı biz Çiğli Gazetesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Çiğli Gazetesi, Kordon TV, Sayın Yılmaz Show ekibi olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan biz çok memnun olduk. Çalışmalarınızın daha da üst seviyede olmasını diliyoruz ve ona da inanıyoruz. Tabii ki öncelikle basın insan hayatında çok önemli. Değerli basın mensuplarının kültürel çalışmalar yapan, sosyal alanda insanlarla birlikte olan bu kurumlara değer vermesi gerekiyor. Sizler de bunu düşündüğünüz için buraya kadar gelip bizim sesimizi bir nebze olsun duyurmaya çalıştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da birlikte beraber çalışmalarımızı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu bizim zaten medya olarak görevimiz aynı zamanda. Evet. Sizin sesinizi duyurmak, yaptığınız çalışmaları halka duyurmak bizim görevimiz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Thank you.